25 Mayıs 2021 Salı ve Nokta Neldikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1911. Geçen hafta aynı güne göre 2300 azaldı. Can kaybı 33. İnsidans değeri de ülke genelinde 58.4'e düştü. Tüm eyaletlerde 100'ün altında, 6 eyalette 50'nin altında. Sağlık Bakanı Şpan Türkiye ve Balkanlara aile ziyaretine gidenler Yeni vakaların %50'sini oluşturdu. Bunu bu sene önlemeliyiz demişti. Arnavutluk Başbakanı Rama buna tepki gösterdi. Bilte konuştu. Alman Sağlık Bakanı Almanya nüfusunu aşılamakla ilgilensin. Balkanlara kızgınlık uyandırmasın dedi. Arnavutluğun adı ülke olarak geçmemişti. Türkiye ve Balkanlar demişti. Buna rağmen Arnavutluk çıktı cevap verdi. Türkiye'den henüz bir açıklama yapılmadı. Bakan da zaten herhangi bir veri veya istatistik yayınlayamadı, gösteremedi. Bunları neye dayanarak, hangi veriye, hangi bilgiye dayanarak söyledi? Buna çıkıp açıklaması lazım. Açıklamazsa yalancı durumuna düşecek. İnsidans değeri için yeni hedefi de 20'nin altı olarak belirlemişti. FTP ve Sol Parti buna tepki gösterdi. FTP Grup Başkanı Toer Velte konuştu. Sağlık Bakanı yaptığı spekülasyonlarla sadece kamuoyunda belirsizlik yaratıyor dedi. Sol partide bakanı somut çözüm sunmamakla eleştirdi. Uzmanlar olumlu gidişattan memnun ancak Profesör Stürmer Hint varyantı nedeniyle hızlı gevşemeye karşı uyarıda bulundu. ARD'ye konuştu virolog. iç mekanları açma ve maske mecburiyetini kaldırma gibi hatalara düşmemeliyiz dedi. Berlin eyaleti 12-18 yaş arasındaki çocukları Haziran ortasından itibaren açılamayı planlıyor. Bunun için hazırlıklara başlandı. Aşağı Saksonya'da 12 yaş üstünü yaz tatilinden önce aşılamayı düşünüyor. Daimi aşılama komisyonu ise henüz çocukların aşılanması konusunda bir tavsiyede bulunmadı. Ekonomi Bakanı Altmaier şirketlere verilen yardımların süresini uzatacaklarını söyledi. Normalde 30 Haziran'da sona eriyordu. Bilte konuştu bakan salgının uzun vadeli sonuçlarından muzdarip olanlar oldukça yardımlara devam edeceklerini belirtti. Evden çalışma mecburiyetini ise kademeli olarak gevşeteceklerini söyledi. Alman Sanayiciler Birliği bunun kaldırılmasını istemişti. Patronlar firmalarda zorunlu test uygulamasına da karşılar. Masraf olmasın, herkes ofise gelip çalışsın istiyorlar. Salgın pek önemli değil. Sendikalar Ekonomi Bakanı'na tepki gösterdi. DGB Başkanı Hoffman çalışanların çoğunun aşı olmadığını ve salgının sona ermediğini söyledi. İşverenlerin sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. Patronlar bir şey söylüyor, siyaset anında reaksiyon veriyor. Sendikalar sabaha kadar eleştirsin, bir şey değişmiyor. Federal İstatistik Dairesi, hane halkı tasarruf oranının bu sene ilk 3 ayda %23.2'ye ulaştığını, rekor kırdığını açıkladı. Tüketim konusunda isteksizliğin daha fazla tasarrufa neden olduğunu belirtti. Tabi bunlar istatistik. Herkes gelirinin %23'ünü biriktiremiyor. Milyonlarca insan ay sonunu zor getiriyor. Berlin'de her 4 çocuktan birinin ailesi sosyal yardımla geçiniyor. Sol partinin soru enerjisine yanıt verdi senato. Özellikle göçmen kökenli ailelerin çocuklarının yoksulluk riski altında olduğunu ortaya koydu. 18 yaşından küçük çocukların %27'sinin ailesi sosyal yardım almak zorunda kalıyor. Alman ekonomisi ise yılın ilk 3 ayında bir önceki çeyreğe göre 1.8 küçüldü. İstihdamda 1.6 azaldı. 707 bin kişi yapıyor bu ekonomi 10 yıldır büyüyordu. Salgın nedeniyle geçen sene %4.9 küçülmüştü. Düsseldorf'ta 10 yaşındaki bir kız çocuğu park halindeki arabaların arasında 5000 avro nakit para buldu. Aldı doğrudan polise götürdü. Polis de sosyal medyadan küçük kızı tebrik etti. Hep böyle kal Elizabeth diye mesaj yayınladı. Şimdi paranın sahibi aranıyor. Almanya'da yolda para veya değerli bir eşya bulursanız bunu yasal olarak polise teslim etmek zorundasınız. Aksi halde 3 seneye kadar hapis cezası ile yargılanabilirsiniz. Paranın sahibi de yasalara göre parayı bulan bu kişiye ödül vermekle yükümlü. Ödül miktarı 500'e kadar %5, 500 avronun üzerinde ise %3. Yani paranın sahibi bulunursa Elizabeth'e 150 avro ödül vermek zorunda olacak. İngiltere'de yapılan bir araştırma ise köpeklerin virüsü PCR testlerinden daha hızlı tespit ettiğini ortaya koydu. Özel eğitimli köpekler 1 saniyeden kısa sürede kokudan kimin pozitif olduğunu biliyor. Birçok ülke bu konuda araştırmalar yapıyor. Yorkshire bölgesinde de yeni bir mutasyon görüldü. Bilim insanları şimdi bu üçlü mutasyonu araştırmaya başladı. William Shakespeare, İngiliz, dünyada şu olan ikinci kişiydi. 81 yaşında maalesef o da hayatını kaybetti. Japonya'da ise karantinaya uymayanların isimlerini kamuoyuna açıklama planı var. Herhalde bir Japona yapabileceğiniz en kötü şey en ufak bir olayda hemen yetkililer istifa ediyor biliyorsunuz. Çekya'da da Sağlık Bakanı dayanmıyor. Salgın başından bu yana 4. Bakan da istifa etti. Bu sefer yolsuzlukla suçlandı. Bakanlardan biri kapalı olan restoranda yemek yediği için istifa etmek zorunda kalmıştı. İsveç'te kasiyersiz marketler dönemi başlıyor. Kırsal kesimlere koyuyorlar. Mini konteyner tek kişi girip alışveriş yapıyor. Böylece uzak köylerde yaşayanlar da şehre kadar gelmek zorunda kalmıyor. Konteynerin kapısı cep telefonu uygulamasıyla açılıyor. İsteyen tabi para vermeden de alır gider ama bugüne kadar hiçbir hırsızlık olayı yaşanmamış. Avusturya'daki vakalar 400'ün altına indi. Can kaybı 4, insidans da 45'e düştü. 17 Haziran'dan sonra yeni gevşeme adımları atılacak. Ancak Hint varyantı biraz arttı. Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren İngiltere'ye direkt uçuşlarında durdurulması planlanıyor. İngiltere'nin yeniden mutasyon görülen ülkeler listesine alınması gündemde. Belçika'da yaklaşık 20 bin hamile kadının aşı listesine eklendi. Hamilelerin aşılanmasıyla ilgili tartışma sürüyor. Uzmanlar aşı olsanız bile birkaç hafta olmamış gibi davranın. Tedbiri elden bırakmayın diyorlar. Bir de ordudan silah alıp kaçan bir aşırı sağcı asker var. Ee, hala bulunamadı. Ordu hatasını kabul etti. Bu konuda ek önlemler alınacağı belirtildi. Umarım iş işten geçmeden alırlar. Hollanda'da Ekim'den bu yana vaka sayıları en düşük seviyede. Geçen haftaya göre %28 azaldı. 51-52 yaş grubu da randevu almaya başladı. Halk Sağlığı Enstitüsü temkinli vakaların hala yüksek olduğunu, önlemlere uymaya devam edilmesini belirtti. Fransa'da telefon dolandırıcılığı vakalarında artış var. Sabit telefonları servis sağlayıcısı gibi arayıp böyle yüksek tarifeli bir hattı aramalarını istiyorlarmış. Orayı arayınca da tabii çok yüksek fatura geliyor. Cumhurbaşkanı Macron da iki genç YouTuber'ın yayınına katıldı. Elize Sarayı'nda video çektiler. Milyonlarca kez izlendi. Burada böyle bir genç imajı çizmeye çalıştı. Ara sıra argo ifadeler de kullandı. Le Figaro gazetesi Macron'u yerden yere vurdu. Cumhurbaşkanı tüm Fransızları temsil eder, herkes gibi davranamaz diye yazdı. Önceki gün bir yolcu uçağı Yunanistan'dan Litvanya'ya gidiyordu. Belarus hava sahasından geçerken Belarus bomba ihbarı var diye uçağı inmeye zorladı. Minsk havalimanına indirildi. Ancak uçakta bomba falan yoktu. Bir muhalif gazeteci vardı. Onu tutuklayıp uçağa bıraktılar. Tabi bu görülmüş bir şey değil. Yani kimsenin aklına gelmez. Bizzat devlet başkanı talimatıyla yapıldığı söyleniyor. Avrupa Birliği çok sinirlendi. Hemen yaptırımlar gündeme geldi. Belarus'un devlet hava yolu şirketine Avrupa Birliği hava sahası kapatıldı. Ayrıca ekonomik yaptırımlar da gelecek. Avrupa kendisine bir zararı dokunmayacaksa demokrasi için art arda yaptırım kararı alabilir. Hiçbir şeyden çekinmez ama karşıdaki ülkenin elinde koz varsa o zaman biraz daha temkinli davranır. Kongo'da bir yanarda 19 sene sonra yeniden patladı. Lavlar insanların yaşadığı yerlere geldi ve 15 kişi hayatını kaybetti. 170 çocuk kayıp. En son 2002'de patlamıştı. O zaman 250 kişi yaşamını yitirmişti. 2000 sene önce İtalya'da Vesuv yanardağı patladığında Pompei şehri 15 dakikada yok oldu. Küller insanların üstünü kapladığı için çoğu bozulmadan bugüne kadar gelebilmiştir. 800 sene durdu hiç kimsenin beklemediği bir anda patladı ve küller insanların boğulmasına neden oldu. Yanardağ patlamaları birçok sefer dünyanın tarihine de etki etmiştir. Endonezya yakınlarında Kuvaya yanardağı var. 1453'te patlamıştı. Kül bulutları Avrupa'ya kadar ulaştı. O esnada da Fatih İstanbul'u kuşatmıştı. Bir söylentiye göre küller güneş ışınlarını engelleyince her taraf kıpkızıl olmuş. Bizanslılar da Ayasofya yanıyor. Melekler şehri terk etti diye düşünmüşler. Askerin morali bozulmuş, şehir daha çabuk düşmüş. 200 sene önce yine Endonezya'da Tambora yanardağı patlamıştı. Burası hala aktif, büyük bir patlamaydı. On binlerce insanın hastalanıp ölmesine neden oldu. Avrupa'da küller gelip güneşi engelledi ve bir sene yaz yaşanmadı. Aşırı yağmurlara neden olduğu söylenir. Yıllarca devam eden Napolyon savaşları ortalık bataklığa dönünce bu nedenle bitiyor. Ulaşım tabii o dönemde atlarla sağlanıyor. Atlı arabalarla kıtlık nedeniyle atlar da ölüyor. 1817'de bir Alman Karl von Dreis ata ihtiyaç olmadan bir kişiyi bir yerden bir yere götüren bir alet icat ediyor. Adına yürüme makinesi diyor Almanlar. Bugünkü adıyla bisiklet. İlk bisikletin pedalı yok. İngilizler biraz geliştiriyor. Adına da hobi atı diyorlar. Birdenbire çok popüler oluyor. Herkes bir bisiklet alıyor. Ancak o zaman kural yok. Yaya yolunda gidiyorlar. Haliyle kazalar artıyor. Bazı belediyeler yasaklıyorlar. ünlü yazar Mark Twain'in de bir sözü var bununla ilgili. Tabii 19. yüzyılın sonu için geçerli. Bugün için değil. Bir bisiklet alın diyor. Asla pişman olmazsınız. Şayet yaşarsanız. İnsan ama hep daha iyisini yaptı. Bisikletlerin, arabaların, uçakların, uzay mekiklerinin her geçen gün her şeyi daha iyi kullanmayı öğrendi. Bir de insan insanı kullanmamayı, sömürmemeyi öğrenince bu dünya çok daha güzel bir yer olacak. Hoşçakalın.